Burada mı konuşalım? Son bak 4 maça baktığımız zaman önümüzdeki Konya maçıyla beraber 4 maç milli takım arasından önceki 4 maç bizim için zorlu bir periyot. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü 3 tane deplasman oynayacağız. Bir tane içeride oynayacağız. Bu dörtlüden mutlaka bir şeyler çıkarmamız gerekiyordu. Biraz daha kendimizi rahat hissetmek için, biraz daha üst bölgeye yakın olmak için. Zorlu müsabakalar oynayacaktık. Enteresan bir maç oldu tabii. Yani erken 10 kişi kalması rakibin biraz oyunun dengesini değiştirdi ama futbolda yani bu tür sonuçlar oluyor. Neticesinde bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Çok zor bir deplasmandan. Bunu başardık. O yüzden bizim için iyi bir hafta sonu oldu. Mutluyuz. Önümüze de daha pozitif bakabiliyoruz bu maçı kazandıktan sonra. Ama çok daha çok var lige. Yani daha çok erken. Yani daha 8 hafta oynanmış ligin ya daha henüz ilk çeyreği bile bitmemiş. O yüzden çok fazla erken bazı şeyleri için ümitlenmek çok kolay değil. Evet. Ama biz Malatya Spor olarak iyi başladığımızı düşünüyoruz ilk 8 haftalık periyoda. Yani çok iyi olmasa da kötü değil. Şu anda puan olarak belki 1-2 puan geride düşünüyoruz kendimizi. Daha 1-2 puan daha yukarıda olabilirdik. Ama dediğim gibi Türkiye Ligi'nde maç kazanmak zor. Onu söyleyeyim. Yani içeride dışarıda kimle oynarsa oynasın. Müsabakayı kazanmak gerçekten çok zor. Çünkü maçlar çok mücadele halinde geçiyor. Herkes çok koşuyor, herkes çok mücadele ediyor. Herkes sahada bir savaş veriyor, herkes puan almak istiyor. Çünkü çok zor bir ligimiz var. Zaten puan da takımların aldıkları puanlarda ligimizin zor olduğunu gösteriyor. Kimse kimseyi kolay kolay yenemiyor. O yüzden biz Malatya Spor Camiası olarak iyi hazırlanıyoruz. Her maça çok konsantre oluyoruz. Hafta işlerini çok iyi değerlendiriyoruz. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş takıma dönmeye başladı. İşte Gökhan 6 haftadır yoktu. O geçen hafta başladı. Bifuma 3 haftadır yoktu. O başladı takımla beraber. Mina yoktu. O takımla antrenmanlara başladı. Bu oyuncularımız da tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde yani fizik güç olarak istediğimiz seviyeye gelecekler. Tabii şu anda biraz eksikleri var. Onu da bugün de gördüğünüz gibi oynayan oyuncular dinlenirken biz oynamayan oyuncularla boş geçirtmiyoruz. Yani izin vermiyoruz. Antrenman yapıyoruz onlarla. Çünkü ihtiyacı olan oyuncular var bu antrenmanlara. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Pozisyonumuz kötü değil. İyi bir pozisyonda gibi görüyoruz kendimi ama çok puan farkı yok. Yani 13, 14, 16, 12, 11, 9, 8 yani çok puan farkı yok. Yani bir rehavet herkesi çok büyük sıkıntıya düşürebilir ligde. O yüzden biz çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızı hiçbir zaman yani rahat bırakmıyoruz. Konsantre etmeye çalışıyoruz oynayacağımız maçlara. En önemlisi de o hafta sonu oynayacağımız müsabakaları kazanmak istiyoruz. Evet. İyi oynayarak, koşarak, mücadele ederek, agresif oynayarak kazanmak istiyoruz. Bütün oyuncularımızı da bu konsantrede hazırlıyoruz müsabakalara. Evet. İşte son oynadığımız maç bizi daha da motive etti lige. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağız. Zor bir maç oynayacağız. Yani Kayseri Spor tamam galibiyeti yok. 4 puanı var. Orada da işler çok iyi gitmiyor gibi görünse de ben Kayseri Spor kadrosunun çok zayıf olduğunu düşünmüyorum. Yani Kayseri Spor kadrosu güçlü bir kadro, iyi bir kadrosu var. Ama bazı şeyler oturmamış olabilir. Yani herkes böyle sorunlar yaşayabiliyor ligde ama biz bu haftaki müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi konsantre olacağız. Agresif, ofansif oynayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir Malatya Spor taraftarlarımız görecek. Hiç merak etmesinler. Bütün Malatya Spor taraftarını da bu haftaki müsabakaya bekliyoruz. Evet, oyna. Evet, hareketli kenarlar, hareketli.